Kızlar nasıl gidiyor? Harika. Güzel. Perdemizi kapatalım. Ana, içerisi ne olmuş öyle? Ay güzel bir şeyler oluyor sanki. Vallahi harika oldu. Evet hanımlar, sorumuz şu. Kayınvalideniz bir aydır sizinle yaşıyor ve emekli. Ancak eve 1 lira dahi harcamıyor. Günah harcamasın emekli insan. Siz de anne bu ay taksit ödemelerime yardımcı olur musunuz dediniz. O da kızım borç ödüyorum sıkışığım dedi. Öğrendiniz ki eltinizi araba almış. Madem onun kredisini ödüyorsun, eşyaları toplayıp onun evine. Birincisi bu. İkincisinde bir gece vakti. Yaren, bir gece vakti. Bir bakmışım arabanın yanından geçerken yanlışlıkla. Lastikler. Beş taşım. Bilerek değil. Çizmişsin. Yaparım. Madem öyle gizli gizli işler çeviriyorlar. Ben yumurta atardım şeye. Ön paneline. Çünkü niye biliyor musun? Satmak zorunda kalır. Kokusu çok kötü oluyor. Sen diyorsun ki tek taşımla, 5 taşımla yanlışlıkla. Arabayı yanlışlıkla çizerim. Evet. Güzel, fena değil. Sen Büşra ne yaparsın? Ben kesinlikle Aslan'a katılmıyorum. Arabaya hiçbir şekilde zarar vermezdim. Büşra yine geç kaldın. Hadi ablam, hadi. Aslan'a hiçbir şekilde, arabaya hiçbir şekilde zarar vermezdim. Çünkü sonuçta Böyle bir şeye gerek yok. Aynen, günah, para verilmiş, alınmış. Mal düşmanlığına gerek yok. Mal düşmanlığına gerek yok ama kayınvalideme tepkimi koyardım ve gerçekten de gelininin evinde yaşamasını söylerdim. Benim evimi de terk etmesini söylerdim. Bu şekilde. Seninki de soft cevap oldu. Şimdi benim şöyle söyleyeyim, kayınvalideme kavga etmem, ona sataşmam benim hiçbir işime yaramaz. Onun hassas noktası para. Şimdi ben o gün kavga etmem. Aa iyi yapmışsın derim. Sonra ben o parayı ondan almam lazım geri. Nasıl alacaksın? Onun yine hassas noktası oğlu. Diyeceğim ki ben oğlunla ev alacağız. Paramız eksik çıkıştı. Sen bana ver işte 20 bin. Üstüne ben sana 20'yi 30 olarak vereceğim dersem verir. 20'yi 30 mu? Tabii. O 20... Bu nasıl bir faiz? Tabii faiz koydum üstüne verir. Ama sonra vermezsin tabii, tabii o faizi. De. Üstüne soğuk su içer derim ki. Güzel. Ya böyle yaparım. Yoksa ağlamanın, dövünmenin bir faydası yok yani. Şununkini beğendim ben. Aslan, seninki kadar çok şey değil. Faizle veririm, sonra faizi ödememe. Güzel. Yaren ne yapar? Zaten bizim paramızı, her şeyimizi kayınvalidem çok dert ettiği için... ...o eltimin arabasına yardım etsin. Ben de giderim eşime son model araba aldırırım. Hepsini eşim ödeyecek zaten. Oğlunun ödemesi onu o kadar çok koyar ki, çıldırır, o ona yeter. Bunu bilerek yaptığımı anlar zaten. Giderim oğluna her şeyi aldırırım, o da böyle çatlar, vallahi çatlar. Gideyim bakayım kayınvalidelerin odasında neler oluyor. Benim adım Filiz'se, yeşim bunu oğluna da kullanmaz. Bunu orada vermem ki ben. Ha? Bunu vermem ben oraya. Ha size geldiğinde ben mi kullansın? Bana geldiği zaman hemen üstüne atacağım. Hemen üstüne atacağım. Üşümesin diye. Kız dur 2 dakika yapma, kahve içeceğim. Hoş geldiniz. Bak yastığı dikti. Gelin Beyhan Hanımcığım, kahve içerken siz gelin. Demet Hanım Beyhan kahve içecek de gel böyle. Gel anam gel. Gel sorumla gel. Ne güzel olmuşum bugün. Bana da dikeceksin değil mi bu şalvarda? Vallahi dikeceğim ama kumaşını siz alın. Ne oldu? İç başa düş. Asimetrik diktim. Çok güzel kağıt gibi. Kim olsa diker ya, onu çocuk da diker. Gerçi şimdiki gelin. Ama benim gibi kağıt gibi dikemez. Ben ne örüyorum? Beyhan abla soru. Söyle bakayım. Ay inşallah güzel bir sorudur. Gelinin sorun. Evinde kalıyorsun. Emeklisin. Maaşın var ama hiç 1 lira yardım etmiyorsun. Gelin de dedi ki sana. Anne dedi şu biraz sıkıştım biraz yardım etsene. Yok borcum var dedin ama öbür gelini araba aldın. Krediyle. Gelin ben atar evden. He? Gelin ben atar evden. Önce de atar. Atar gelin evden beni. Ben de derim ki... Bu gelinime benden para istedi ya, ben size zamanında çok verdim, araba onun hakkıydı. Oo, süper. Benden daha para ama ben burada kalacağım ama ben de sana para mara vermeyeceğim. Artı burası senin evin değil, oğlumun evi. Buna benzer bir cevap verdi Yeşim. Dedi ki ben hiç ses etmem, bizimkinin dedi şey noktasını biliyorum para. En sonra ondan dedi parayı alırım anne vereceğim sana. Sonra da dedi üstüne tuz biber vermezmiş sana parayı. Yeşim.
Ha, Yeşim, bizim Yeşim. İçerideki gelinin Yeşim. Nuray abla? Vallahi Aslan der zaten ama ben vermem. Çünkü zaten vermek de istemem. Ben çünkü bu gelinle yardım etsem bu annesi babası gile veriyor. Ben de vermek istemem zaten. Öbür gelinle alırım veririm. Bunlara vermek istemem. Bu hep annesi babası gile veriyor. Biz ne verirsek. Ya adalet. Biz ne verirsek onlara veriyor. Gözlerime ve kulaklarıma şu an hiçbir şeyime inanamıyorum. Gerçekten de öyle. Ne oldu kız? Sinirlendi. Biz ne verirsek. Yo normalde de zaten hep öyle genelde. Ne verirsek verelim. Bazen bana diyorlar ya onu ver. Ben vermiyorum. Çünkü annesine babasına kendi ailesine veriyor. Verdiği için ver. Aa. Ben kısıyorum, biriktiriyorum. Ben yemiyorum, onu millete yiyorsun. Sen de anacısın. Tamam, kendi şeyini versin. Herhalde anacıyım ben. Kendininkini versin ama ben kendisini aşkım, ben kendim kazanıyorum, kendim harcıyorum. Evet, aynen. Kendi paramı anneme de harcıyorum. Kayınvalidene? Kayınvalidemden çok aramız yok, açık söylemesi. Vallahi yok. Ben kayınpederimi severim. Gelinler zaten kayınpederimi çok iyi adam. Yani öyle. Ben o yüzden vermek de istemem. Öbürlerine veririm. Bu çünkü verdim ve verdiklerimi hepsini annesine babası gibi veriyor. Şöyle ve bu arada da oğlumu çok öpüyorum. Baturan'ın da doğum günü. Buradan onu çok öpüyorum. Doğum günü kutlu olsun oğlum. Zaten biz İzmir'de de olsaydık evlerine gidemiyoruz. Kayınvalidesinde oluyordu. Buradan kutlayayım da çocuğum duysun. Ay bu Nuray bugün ne kadar dertli Asiye Hanım. Vallahi belli çok üzüldüm kurban ama. Çok üzüldüm. Kendini harap doğum etti. Günü. Ama hadi zaten biz orada gidemiyoruz ya. Doğum günün bana gelin gündür. İçimdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim seninle güdür. Ben doğdum doğalı. Şimdi mutluyum. Doğum günümü kutladım, kutluyorum oğlum. Şu an çok mutluyum. En azından buradayım ya. Size gelemedim diye üzülemiyorum. Bu an mutluyum. Seni çok seviyorum. Nice yaşların olsun. Sağlıklı evladım. Evet Asiye Hanım, seninki ne yapar? Benimki ne yapar? Havurur savurur. Ne yaptığını da bilmez. O yüzden de vermem. Filiz? Ben şimdi öbür gelini aldım zaman zaten gelinlerin yani gelinler gelini zaten aldım diye şey yapmaz. Bu sefer direkt bana yani saldırır. Şimdi ben Yaren'i alıp, öbür gelinimi alıp Yaren'i almazsam Yaren tabii ki bozulur. Yani tabii ki şey yapar ama ne yapar biliyor musun? Gece uyumaz, gelir o arabanın camlarını da tekerleklerini de patlatır, camlarını da kırar, her şeyi mahveder. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.